Merhaba, ses geliyor mu? Tamam, ben bir de bunu izninizle sabitleyeyim. Tamam. Tamam, yok öyle bir sunum değil bu. Ses yok oldu. Anca buradan geliyor. Peki. Hayatımız mikrofonla geçti ama beceremedik. Şimdi ben hepinize merhaba demek istiyorum. Olağanüstü bir sunum seyrettik. Şimdi kendimi biraz ezik hissettim. Çünkü teyzeniz gibi hissediyorum yani. Sizin şu anda yaptığınızı tarihe doğru döneceğim. İnternet zamanında bayağı dinozorlar zamanı. 15 yıl öncesi çünkü. Aslında ondan da önceye gitmek istiyorum. Genel olarak benim ne iş yaptığımla ilgili insanların, annem de dahil olmak üzere, kafaları çok karışık. Dolayısıyla isterseniz önce size bir küçük özet yapayım ben. Ben hayatıma neden olduğunu sonunda söyleyeceğim bu küçük özetim, bunları bu kadar detay söylediğimin. Lisede okurken Cepharşi yapmak için TRT'ye çeviri yaparak başladım. TRT'ye yaptığım çeviri filmlerin birebir dublaj çevirileriydi. Dolayısıyla bu sadece İngilizce bilmeniz yetmiyor. Gerçekten iyi bir Türkçe'ye hakim olmanız gerekiyor. Türkçenin de o ağza uygun olması gerekiyor. Mesela hay dediği vakit selamünaleyküm diyemiyorsunuz gibi. Dolayısıyla o bayağı benim için bir tecrübe oldu ki bir şeyler yazmak, o yazdıklarınızın kamuoyunda nasıl karşılık bulduğunu görmek adına. Yani lisede ve üniversitede, üniversiteyi de böyle bitirdim çeviri yaparak. Ve orada Charles in Charge diye bir dizi vardı. Büyük ihtimalle hiç kimse hatırlamaz onu burada. Charles iş başında. Hatta onun sakalları beyaz, o hatırlıyor. Tabii tabii, sizin çocukluğunuz benim lise zamanım. Ha, iyi bir yaşıtım daha çıktı oradan. Şimdi Charles iş başında benim ilk yaptığım çeviriydi. Bana verme nedenleri de şuydu, hani gamesin, aynı dili konuşuyorsun, bir iki tane ufak deneme yaptık, iyi oldu diye. Mesela ben orada bir iki tane bizim kendi aramızda, okulda konuştuğumuz, argo demeyeyim ama çünkü TRT'ye argo dediğiniz vakit şimdikinden daha beter tüyleri diken diken oluyordu. Kendi terminolojimizi katmaya ama ağız uydurmak için de yaratmaya başladım. Sonra aradan bir vakit geçip okula gidince, ya çak bir tane meselesi, mesela şimdi hepimize çok normal geliyor. Ama hala bazı çevirilerde bir beş versene diye duyduğunuz şey, give me five. Çak bir taneyi böyle bir saat falan çalışıp bulmuştum. Şimdi mesela bir yerde çak bir tane dediğim vakit o gün gelir aklıma hala. Dolayısıyla benim için çok ciddi bir önüme hazırlayan bir tecrübe olmuştu o. Arkasından tabii bu arada neredeyse senaryo yazmaya başladık. Bir ara Hint filmleri, annem stüdyo kurdu bu arada. Hint filmleri geliyordu. Şimdi çok iyi bir çevirmenin size getirmesi, sizin ağız uydurmanız gerekiyor. Çünkü doğal olarak Türkçe bilen Hintli veya Hintçeyi çok iyi konuşan Türk bulamıyorsunuz. Hint filmlerini seyretmişsinizdir. Böyle bazen bir aşk tiradını konuşur. O A4 karşında bazen 4-5 sayfa. Bize geliyor, seni seviyorum. 6 sayfayı annemle oturur doldururduk. Bu tabii beni öykü yazmaya doğru itti. Ve bu arada ben bu çeviriler meselesinden tabii hemen üniversite bir de marifetmiş gibi tak diye evlendiğim için dolayısıyla da hani aileden hiçbir şey alamayacağımız için paldır küldür başka ne iş yapabiliriz? Ben gelişim yayınlarına da çeviri yapmak üzere başvurdum. Ve beyaz dizi vardı, hatırlıyor musunuz? Artık erkek olduğunuz için onu hatırlamayabilirsiniz, aşk romanları. Beyaz dizi, kitap serisi, aşk romanları çıkartıyordu bir ara Ercan Arıklı, Allah rahmet eylesin. Onları çevirmeye başladım. Çünkü yani olsa olsa bu ne çevirecek? Felsefe kitabı değil deyip bana öyle aşk kitaplarını verdiler. Ben buradan iyice bir yazarlığa doğru gittim. Ondan sonra da bir proje için İstanbul'a geldiğimde, işte beni görün, beni tanıyın, beni sevin, bakın CV'mde bu derken kendimi, orası çok uzun bir hikaye, ATV'de spikerlik yaparken buldum. Aslında hedefim benim arka tarafta ne yapabilirim de ATV yeni kuruluyordu Satel'de o zaman ve haberler dışında her şeyi bana sundurmaya başladılar. Babam da bu arada televizyon tek kanalken başındaki insandı, yani çocukluğum da televizyonda geçtiği için çok yabancı bir sistem değildi bana ve o süreçte bana kamerayı çok iyi öğretti. Fakat öğrettiği başka bir şey de esas rollerin veya esas kamuoyuyla buluşmanın, yani o zaman daha literatürümüzde içerik diye bir sözcük tabii ki yok.
kodlarına öğretmeye başladı. Çünkü niye? Satel ikinci özel televizyonuydu Türkiye'nin. Ve haberler dışında her şeyi siz, ben sunduğum için bir ekiple, üç kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Dolayısıyla da neyin daha çok izlenir veya neyin daha önemli olduğunu tespit etmemiz gerekiyordu. Fakat ben şundan çok korktum. Hep kamera arkası daha cazip geliyor bana. Çünkü kamera arkası biraz, nasıl söyleyeyim, yönetmenseniz peygamber gibisiniz, yapımcıysanız Allah gibisiniz. Oyuncu kul sonuçta, emir kulu. Daha havalı bir kul tabii hepimizden ama. Dolayısıyla bana daha heyecanlı gelmeye başladı. O sokakta tanınıyor olma meselesi sevimsiz bir mesele. Yani hedeflediğiniz şeyin dışında tanınıyor olmak. Dolayısıyla ben oradan dedim ki, ya biraz karnım da acıktı, para kazanamıyorum. Bana bir iş versenize, benim aklım yazı yazmakta. Ercan Bey beni Aktüel'e aldı. Gerçek gazeteciliğe de orada başladım. Aktüel'de 6. ayın sonunda Kozmopolitan Dergisi'nin yazı işleri müdürü oldum. Bir ay sonra, yani 7. ayda medyaya girdiğimin, Kozmopolitan'ın genel yayın yönetmeni olmuştum. Şimdi bu o zaman bana çok acayip gelmiyordu ama bugün durduğum yerden dönüp baktığımda çok acayip. Çünkü 25 yaşındayım ve şu anda 25 yaşında biri bana gelse dergi teslim edebilir miyim bilmiyorum. Dedim ama Melikşah'a biz bunu teslim ettiğimiz, yani bütün bir televizyon programı verdiğimizde 19 yaşındaydı. Demek edebiliyormuşum, geri alıyorum. Ve Kozmopolitan'ın bir sene içinde satışlarını iki misline, üç misline, reklam gelirini iki misline çıkardık. Şimdi bana o zaman normal geliyordu. Yani nasıl daha az satar veya nasıl daha az reklam alırı anlamıyordum. Tabii ama yaş ilerleyip biraz analiz etmeye başlayınca hayatı görüyorsunuz. Mesele şu, gene kamuoyuyla paylaşacağınız şeyin önemi. Benim hiçbir ciddi medya tecrübem olmadığı için, yani Aktüel'deki 6-7 aylık süreci saymıyorum. Çünkü orada yazı işlerinin bize verdiği haberleri genellikle kotarıyorduk ve onların peşinden koşuyorduk. Kendi önerdiğimiz haberleri, ya çocuk bu daha falan deyip kendi imzamıza da yaptırmıyorlardı. Yani hep bir ekibe veriyorlardı beğenseler dahi. Dolayısıyla ben Kozmopolitan'a geçtiğimde şunu yapmışım. Yani bana o zaman doğal gelen şey. Ben bir dergi okuyucusu olarak neyle ilgileniyorum? Yani ben bir kadınım. Hedef kitleyim yani. O derginin hedef kitlesiyim. Çünkü satışları benim gibi insanlara yapmaya çalışıyorlar. O yaş grubuyum o zaman. 25 yaşındayım. Ben görmek istediğim şeyi yapayım. Yani bana empoze edilen şey değil. Kozmopolitan bu arada uluslararası bir marka olduğu için en azından 5'te 3'ünü yurt dışındaki kozmolardan derleyip çevirilerini yaparak çıkarmak zorundasınız. Kuralları var. Yani sadece adını alıp istediğiniz içeriği üretemiyorsunuz orada. Ben o kalan 5'te 2 hakkımı şöyle kullandım. Bir, bu kadın meselesi gittikçe gündeme geliyor ve ben çok mutlu oluyorum. Çünkü benim saplantım olan konulardan biri, ki bu yüzden dolayı Amerika'dan Helen Gurley Brown, efsane Kozmopolitan'ın kurucusu, büyük fırça yedim. Kadın dediğiniz, bana niye bunu yapıyorsunuz dediğinde ona da aynı şeyi söylemiştim. Sadece giyinen, kuşanan ve iyi yemek yiyen ve kocasına iyi yemekler yapmak zorunda olan bir varlık değil. Türkiye'de de 3 tane kadın dergisi var. Biz bu dergi alan insanların aynı zamanda hukuki haklarını bilmelerini isteriz. Sinema, televizyonla ilgilenmelerini isteriz. Bunların üreticisi olmalarını isteriz. Kapakta gördüğü insanın biraz da rol model olmasını isteriz. Yani Kozmo Kızı diye bir kavram yarattım ben mesela o zaman. Ya çok ünlü ama biraz dönüştürebileceğimiz isimlerden gidiyorduk. Ve mesela bir gün kuafördeyken orada bir kız oturuyordu. Herkes bıt 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 konuşup annemlere bakarken o bacak bacak üzerine atmış ve Foucault mu okuyordu? Öyle böyle bir ağır bir şey okuyordu ve çok güzel bir kızdı. Sonra ben kızla sohbet ettim, böyle hani mahallenin sapı gibi yanına yaklaşıp merhaba, kitabınız da çok güzel falan diye. Ve onu Kozmo Kızı yaptım. Kocasını zor ikna ederek. Çünkü bir rol modeldi. Çok iyi bir iş kadınıydı. Çok gençti. Anneydi. Evde çocuklarıyla çok ilgileniyordu. Ama işinin başında da çok güçlüydü. Ve her dakikasını okumaya ve kendini geliştirmeye adıyordu. Ya böyle insanlar, yani rol model olacak insanları. Ya da işte gene Kozmo Kızlarından biri. Bugün şimdi söyleyeceğim size bir şey ifade etmeyecek büyük ihtimalle ama Hülya Avşar olmuştu. Hülya o zaman daha nasıl söyleyeyim, Yeşilçam tarzındaydı ve biz onu dönüştürdük giyimiyle, kuşamıyla. Senin ne özelliklerin var, yani hani insanlara senden ne aktarabiliriz sadece güzel olmanın dışında?
yığı anlatan bir fotoğraf çekimi ve kutuları vardı. Şimdi bütün bunları anlattığım vakit Helen Girl Brown dedi ki çok rica ederim Elif Hanım. Kozmopolitan bir sekreter dergisidir ve tek hedefi kadınların güzel giyinip kocalarının iyi birer eş olmasıdır dedi. Ben de o zaman galiba ayrılmak zorundayım dedim. Büyük bir memnuniyetle dedi ama Ercan Bey bırakmadı. Ve ben biraz da şunu da yapmak istedim. Mesela erkek kullanan ilk Kozmo'dur. Hem kapaktayım içerisinde. Kadın nasıl görsel olarak iyi bir sunum malzemesi ise erkek de görsel olarak iyi bir sunum malzemesidir diye düşündüm. Ve haklı çıktım. Ve sonuçta çok ciddi bir satış rakamına ulaştık. Yani Türkiye için ciddi bir rakam. Yani ben başladığımda 15-18 arası satıyordu. Bıraktığımda 50 bini geçmişti. 50-60 arasındaydı. Reklam gelirlerinde çok ciddi bir artış yaptık. Bugünün cümlesi ürün yerleştirme. O zaman böyle bir terminoloji de yoktu. Orada da şunu yaptım. Biz özeniyoruz, bezeniyoruz ve çok güzel moda çekimleri yapıyoruz. Muazzam röportaj çekimleri yapıyoruz. İşte bilmem nereden fotoğrafçı geliyor. Onlar proseslere yürüyor fotoğraflar. Böyle çeviriyorsunuz dergi birdenbire bir demir somya, bilmem ne yatakları falan. Şimdi dedim ki bu derginin duruşunu düşürüyor. Siz bana emanet olur musunuz? Tek tek, yani hiçbir yayın yönetmeninin yapmadığı bir şeydi. Hala galiba çok yapan yok. Reklam, yani bir de reklam departmanı şehrin içindeydi. Biz iki tellideydik o zaman. Dedim ki ben reklamcılarla en azından bizimkiyle aynı binada çalışmak istiyorum. Ve reklam toplantılarına da gitmek istiyorum. Niye? Çünkü ben eğer yatak resmi çekilecekse, yani bunlar reklama para harcamıyorlar mı? 3 lira 5 lira. 3 lirayı 5 liraya bize versinler, moda çekiminin içinde kullanayım o yatağı. Bir tane de tek yatak çekeyim, üstüne yazalım gene reklam ilan gibi. Tabii ki de onaylarını da alarak. Biz böyle çok büyük bir başarı yaptık. Bu ayrı bir departman haline geldi. Çekimlerin içine ürün yerleştirme, yani adı şimdi bu. Amerika'da bu arada benzer şeyler vardı. Reklam yapmıyorlardı ama ürün yerleştirme yapıyorlardı. Advertorial denen sistem. Dolayısıyla oradan da reklam gelirlerini birdenbire bayağı arttırdık. Ciddi arttırdık. Fakat sonra bir nedenden dolayı Amerika'ya taşınmam gerekti. Ve istifa ettim şeyden, dergiden. Amerika'dayken de Hürriyet'e röportajlar yapmaya başladım. Birinci senenin sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Hürriyet bir nedenden dolayı söyleyeceğim o. Bana Kelebek'in genel yayın yönetmenliğini teklif etti. Kelebek Ekin'in. Kelebek'i yeni dönüştürmüşlerdi. Fakat nedeni şu, kuponlar yasaklandı o sene. Dolayısıyla sadece kupon kesmek üzere bir 4 sayfalık ek değil, okunmak üzere yani gazetenin satışına katkıda bulunmak üzere bir eke döndürme teklifiydi bu. Tabii benim için çok seksi bir teklifti. Derhal bıraktım. Daha doğrusu tatile gelmiştim buraya. Eşyalarımın bir kısmı hala orada. Kim bilir hangi evsizler yurdunda kim kullanıyor onu bilmiyorum. Bir daha hiç görmedim o eşyaları. Ve dönmedim Amerika'ya. Ve oradan sonra da çok ciddi bir aylık dergi ve günlük gazete tecrübesi oluşmaya başladı. Bu söylediğim Amerika'da yaşadığım süreçte, yani Hürriyet'e röportajlar yaparken New York'ta yaşıyorum o zaman. Röportajı yapıyorum, çözüyorum, bilgisayara geçiriyorum. Yani bilgisayar deyince niye böyle yaptım? Bugün tanıdığınız bilgisayarlar değil onlar. Beyefendi hatırlar. Ve siz. Ve ondan sonra onun bir print center'a gidiyorum. Elimde koca makinayla, USB falan hak getire, rüyamızda yok. Print out alıyorum. Eve fax almışım, dönüyorum faxla. İstanbul'a geçiyorum. İstanbul'a faksa geçtiğim şeyi Hürriyet'in arşivindeki neyse faksındaki adamlar alıyorlar, giriyorlar elleriyle tekrar ve röportaj öyle çıkıyor. Ve mesela atıyorum benim saplantım D'leri bitişik yazmak, M'leri, K'leri yanlış koymak falan. Allah'ım bir okuyorum Hakkı Devrim kafama ediyor benim öbür tarafa. Bu küçük kıza bunları yaptırıyorsunuz ama D'leri bile bitiştiriyor falan. Hakkı Bey'e fax gönderiyorum ben. Hayır bakın benim orijinal gönderimde ayrı diye falan. Şimdi o arada kuzenim de o sırada San Francisco'da yaşıyor. Bizim baba tarafının kara koyunu benim, yani en başarısız. Böyle bir genius aile vardır o tarafta. Bu da 56K modemin mucidi olan grubun şefi. Ya dedim bu koca bilgisayarları taşıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Sen dedi
bir dedi bilmem ne Texas Instruments hiç unutmuyorum. Bilgisayarı al dedi. Bir bilmem ne var oraya yap bilmem. Dedim bu bilmem neler hiç anlamıyorum. Bak şimdi otur başına gittim aldım geldim aradım. Otur başına dedi. Gir Y A H O O nokta C O M. Nasıl okunuyor bu? Yahoo.com. Ha şimdi girdin mi? Girdim evet. Şimdi bu internet dedi bana. Yani dedim. Şimdi dedi Hürriyet'te bu teknolojinin olmaması mümkün değil. Sen şu anda internete bağlandın. Hürriyet'i ara sor. Şimdi ben dedi sana bir e-mail hesabı kuruyorum işte telefonla. Onlara e-mail atarsan alabiliyorlar mı? Yani haksız mıyım dinozorlar zamanı demekte? Ona, evet dedi ben hemen heyecanlandım aradım teknolojiyi. Teknolojiye dedim ki ben size e-mail atsam alabilir misiniz? E alırız dediler. E dedim söylesenize şunu. Bir tek Hürriyet'te varmış meğer o sistem. Ben böyle büyük bir hevesle attım e-mail'i gönderdim. Fakat yazı gene yanlış çıktı. Ben böyle bir başımdan aşağı kaynarsa Ahmet Ertegün röportajıydı hiç hatırlamıyorum. Yani kimsenin fark edeceği bir yanlışlık değil ama benim için ya o kadar özenerek yapıyorsunuz işte nerede sizin o demin çizgi koymuşsunuz ya oraya o birdenbire bambaşka bir şey yapıyor ya mesele onun gibi bir şey Türkçeyi doğru kullanmakta. Dolayısıyla bir baktım ki benim gönderdiğim e-mail bu defa onlar faksa çıktısını alıyorlar işte print out'unu alıyorlar gene adamın biri giriyor. Ya dedim yok mu koskoca Hürriyet'te ve kelebeğe geldiğim vakit mesela gittim onlara ilk söylediğim bu oldu. Size e-mail'e gelen bir şeyi nasıl siz sisteme sokamıyorsunuz? Aa biz de tam ona çalışıyorduk dediler. Neyse başı yanan ben oldum ondan sonra düzelmeye başladı iş. Kelebek ekini yaklaşık 1,5-2 sene kadar çıkardım. 4. veya 5. ayında kuponlar geri geldi. 8 sayfayı 4'e indir dediler. O sırada o 4 ay boyunca ayakta alkışlanan her işe ya Fuzuli bunlara girmeyelim boşver. Şimdi niye sanat galerileri yazıyoruz ki? Biz ana gazetede Doğan Uzan'a bağlı onlar o yazıyor zaten falan dediler. Doğan Uzan'ın yeri bu kadar bu arada. Sonuç olarak ben önce yayın yönetmenliğini bıraktım Kelebeğin. Sadece röportaj yapıp köşe yazıları yazıyordum. Ana sayfadaydı diyelim. Ana sayfadan bir arkaya alalım ana sayfa bize lazım falan dediler. Sonra her gün yazıyordum 5'e indirdiler. Sonra 3'e indirdiler. Derken ben bir kaza geçirdim. Hastaneden çıktım. İşte Hürriyet'ten arıyorlar falan. Evdeki yardımcı. Ben de seviniyorum geçmiş olsun falan diye. Elif Hanım 2 haftadır işe 3 haftadır gelmeniz tespit edildi. Çıkışınızı veriyoruz dediler. Çatır çatır kovuldum ben Hürriyet'ten. Ben hastaneden çıktım dedim. Olabilir falan diye böyle buz gibi bir sesle. Ve ben İşsiz güçsüz bir şekilde yatağımda, bacağım havada, alçılar içinde yattığım bir yaklaşık 4-5 ay geçirdim. Çünkü yanlış bir ameliyat olduğu için ikinci ameliyat oldu falan filan. Bu arada benim hayatla bağlantım gelen eş dostun dışında kucağımdaki bilgisayar oldu. O sırada internet lafı yayılmaya başlamış ve Allah razı olsun Süper Online'dan ilk ISP'yi kurmuş. Türk.net miydi? Şimdi TT o. Neyse. O ikisi. İnternete bağlanıyorum. O şeyi hatırlarız biz üçümüz. Di da di da do bidi 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 bizi 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 bizi. Telefon iptal, her şey iptal. Çar 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 orada telefonun şeyi çalışıyor bu arada. Para yazıyor. Elektrik şeyi gibi. Oraya girdikten sonra şunu fark ettim. Mesela atıyorum. Annemin mükemmel İngilizcesi var. Amerika'da okudu. Annem geliyor ne yapıyorsun diye. Başımda duruyor tabii doğal olarak. Gel gösterin. Ay dokunamam ben o teknolojik şeylere. Şimdi yanlış bir yere basarım. Al şu uzaklaş. Ya anne diyorum bir yere dokunmayacaksın. Bir şey yapmayacaksın. Bak sana gösteriyorum. Yahoo'da haberler var. Şu oluyor bu oluyor falan. Ya da babam geliyor. Babamın teknolojisiyle arası acayip iyidir. Hemen çıt çıt her şeyi keşfeder. Baba gel bir şey göstereceğim diyorum. Adamın yabancı dili Fransızca. Hiçbir şey anlamıyor. Fransızca bir şey buluyoruz. Çok fazla içerik yok o sırada. Sonra ben kendime gelip iş aradığımı böyle kulaktan dolma eşe dosta yaymaya başladım. Tabii gururuma da yediremiyorum. İş arıyorum diyemiyorum. Teklifleri açığım havalarında. Bana İmedya Dergi Grubu diye bir dergi grubu vardı. Onun bütün dergilerinin başına geçmemi teklif etti. Münci İnci, Allah rahmet eylesin. Ben nereden, nasıl bilmiyorum. Yani hakikaten kirayı ödeyecek para yok. Yanında çalışan kadının işine son verdim. Kadın gene de haftada iki geliyor bana sevgisinden gelirken simit getiriyor. Bu durumdayım yani. Ve çok havalıyım ama dışarıdan baktığınız vakit hala. Gittim toplantıya. Ben ilgilenmiyorum dedim.
kendime, yani ağzımdan laf çıktı, yakalamaya çalışıyorum ama çok geç artık. Niye dedi, çok şaşırdım Ünci Bey. Siz dedim interneti duydunuz mu? dedi, hiç böyle hani mahkeme suratı. Ben şimdi internet anlatacağım falan diye. Çünkü de ben artık hayatımı internet üstünde görüyorum. Çünkü dünyanın ve dolayısıyla Türkiye'nin geleceğini internette görüyorum dedim. Bir dakika da çıt, Altuğ gönderin, Altuğ oğlu. Altuğ dedi Amerika'dan yeni geldi dedi ve biz şimdi burada çok ciddi bir internet içerik işi yapmak istiyoruz. Ama dedi Altuğ hiç anlamıyor. Çünkü tamamen teknoloji bazlı. Ben buradan kime anlatsam Altuğ'a yardımcı olun diye aynı dili konuşamıyorlar. Benim medya grubum. Siz bir konuşsanız aranızdan dedi. Biz bir ay sonra ilk, Türkiye'nin ilk demeyeyim ilk portali onu söyleyebilirim. Ama ilk içerik sağlayıcı şirketlerinden birinde. Belki ikincisidir, en fazla üçüncüsü. Kronolojik olarak hatırlamıyorum. Netbul.com'u kurduk. Netbul'u duyan var mı? Çok seviniyorum buna. Çünkü unutanlar veya bilmeyenler de var. Netbul.com, Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Siz de mi hatırladınız? Yok, o yaşlılığa girmiyor. O kadar eski bir, 99. Fena değiliz yani. Aslında 98 de, şimdi size kıyak yaptım bir sene. resmi kuruluş 99. Biz Netbul'u kurduğumuzda içerik olarak tabii ki malzeme bulma şansımız çok yok. Çünkü tam o filmlerdeki garaj ofisini kurduk. Ben 5.000 lira borç aldım babamdan. Bir 5.000 lira işte taze bir evlilik yapmışım. O yeni eşten aldım. O kendi babasından aldı. Babası dedi işte iki bilgisayar göndereyim şirketten size falan. Biz böyle küçücük bir odanın içinde biz ikimiz, ben tekniğini bilmiyorum, o içerik nasıl kurgulanır bilmiyor. Üç tane de bizim bildiğimizi de hiç bilmeyen üç kişi. öyle oturuyoruz. Şimdi birdenbire şöyle bir şey oldu. Benim aklıma Hürriyet geldi. Ya Hürriyet'in böyle bir kendi iç sistemi vardı. Hürriyet o sırada onları içerik olarak değil ama kendi gazetesinin portal demeyeyim, haber koyma alanı olarak denemeye geçmişti. Biz portal sistemini yarattık. Amerika'da yeniden keşfetmedik. Yahoo'yu daha sıcak Akdenizli bir grafikle Türkçe'ye uyarladık, öyle söyleyeyim. Tabii arama motoru koyduk. Arama motoru neyi arayacak? Onu da oradan Yahoo'ya bağladık. Şimdi ben o sırada güle oynaya, ay onu bağladık, bunu bilmem ne yaptık diyorum. Takır 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 ihtarlar gelmeye başladı. Hürriyet dava açtı. Yahoo dedi ki ensenize bineriz. O dedi şu, o bu. Doğal olarak yasak. Fakat Münci Bey, yani ortağımın eşi, yani o İmedya'nın sahibi, Türkiye'nin en güçlü avukatlarından biri. Hiç sallamayın, kanunu yok. Yürüyün gitsin dedi bize. Ben şimdi bir durdum. Ne zaman kanunu yok dense oradan bir şey gelir başıma. Fakat bu defa şöyle bir şey oldu. Biz bizim aslında ana hedefimiz, yani satacağını düşündüğümüz şey CD-ROM dergi yapmaktı. Hedef şuydu. O zaman internet bağlantısı çok zayıf olduğu için doğal olarak da bütün içeriği sürekli internete bağlı olarak göremiyorsunuz. Biz DNR'la anlaşalım. CD-ROM dergiler yapalım. Onun içine bir şehir kurguladık. Bir grafikerle anlaştık. Hepsini çizdi bize. Mesela o şehrin sinema salonu var. İçinde dolaşıyorsunuz. Bir kalıcı bilgileri var. İşte yemek nasıl yapılır, yemek tarifleri ya da hukuki olay. Yani hem Kozmo'da ve Kelebek'te yaptığıma benzer şeyler. İşte arabalar, modelleri şudur. Onu tanıtı. İçerik yani neyse o. Bir de haftada bir güncelleyeceğimiz, yani biz kendi online sitemizden güncelleyeceğiz. O da CD'sini takıp dip 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 bağlandıktan sonra sinema salonuna tıkladığı vakit o haftanın filmlerini görecek. Ya da televizyona tıkladığı vakit önümüzdeki haftanın anons edilmiş filmlerini ve programlarını görecek. Biz şimdi daha CD-ROM'un üretimine başlamadan online olarak haberleri ve arama motoruyla ilgili o demin söylediğim şeyleri koymaya başladık ya. Birdenbire şöyle bir şey oldu. İstatistik ölçüm şeyi var. Alexa. Alexa o zaman da vardı. Alexa'dan rapor gelmeye başladı. Yani ortağım bakıyor tabii. Alexa bilmiyorum o zaman. Bize sürekli ciddi bir trafik var ama inanamayacağınız bir trafik ve trafiğin %40'ı falan Amerika'dan, %30 ila 40'ı Almanya'dan, geri kalanı dünyadan. Çin, Hindistan, Kazakistan,
Avrupa'nın çeşitli ülkeleri şok geçirdik biz. Yani bize bir trafik var. Neden var, nasıl var? Çözdük. Gene siz bilmezsiniz. Eskiden biz Amerika'dayken misal Hürriyet gazetesi burada okuduğumuz yani 11 Mayıs günü çıkan Hürriyet gazetesi orada 12 Mayıs'ta çıkardı 11 Mayıs'ın haberleriyle. Ve burada 12 sayfa çıkan gazete orada 4 sayfa çıkardı neredeyse. Ve biz anında güncel haber koyuyoruz ya, bütün Türkler dünyadaki haber sitesi olarak bize akmaya başladılar. Kulaktan dolma, o ona söyledi, o ona söyledi. Biz dolayısıyla birdenbire çok ciddi bir haber sitesi haline geldik. Bu arada benim kendi deneyimlediğim kendini üreten içerik site meselesi. Çünkü bir takım şirketler yeni web sitesi açıyor, yeni onu açıyor. Web sitesi diye bir kavram da yeni yeni oturuyor. Bize kendileri giriş yapmaya başladılar. Trafiğimiz çok yüksek olduğu için. Ve biz o 3 kişi başlayan şey, bu arada hala maaş ödeyemiyoruz, kira ödeyemiyoruz, yere çıkamıyoruz. 6 ay geçti aradan. 10 kişi olduk. İşte altyapı yazılımcıları vesaireleriyle beraber. Dedik ki biz bunu satışa çıkartalım. Yani bir yerden yatırımcı bulalım. İşte babalarımızın bu kadar çevreleri var. Aynı sizin gibi anneme söyledim. Dedi ki vah 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 iyi de bir işim vardı ama şimdi bir de babandan da yardım istiyorsun ama neyse falan diye. Annemle babam yeni evlenmişti o sırada. Annem çok istemiyordu. İkinci kere evlenmişlerdi. Dolayısıyla çok muhatap olmamı istemiyor konuyla. Neyse nitekim babam da bana red cevabı verdi çevresini kullanmamla ilgili. Ben kendi kendime Allah razı olsun iyi bir çevrem varmış. Cem Boyner, Ali Koç falan gibi. Onlara gitmeye başladım. Dedim ki bakın internet diye bir şey var. Cem hemen dedi ki ya bu muazzam bir iş. Tamam dedi hemen dedi sistemi şöyle kuralım. Sen önce bir katalog yap bize. Ya dedim ben kağıt öldü diyorum. Sen bana katalog diyorsun. Konuşuruz. Sonra Koç Holding'e gittik. Randevu aldık. Karşıladılar bizi götürdüler. Kocaman bir oda böyle. Bize holdingi anlatıyorlar. Ali'nin kulağına elini bana niye bunları anlattırıyorsun? Gireceğiniz yeri bilin. Biz burada sinerji yaratacağız dedi. Sonra Hakan Uzan'dan randevu istedim. Hakan Uzan'a gittim. Pardon çok özür dilerim. Başka 2-3 iş adamı daha var. En son Hakan Uzan aradı. Elif dedi sen böyle kapı kapı dolaşıyor musun internet diye. Evet. Niye bana gelmiyorsun? dedim babam orada çalışıyor o sırada. Ayıp olur babama. Sen gel dedi. O sırada çat bir telefon Amerika'dan. Birleştirdi, adları değişti şimdi hatırlamıyorum. West bilmem ne banka, büyük bir banka. Vardır ya onların öyle koca koca Wells Fargo falan tipi isimleri olan bankaları. Sizi Amerika'ya davet ediyoruz. Sebep yatırım yapmak istiyoruz. Biz tabii atladık tabii. Davet ediyoruz derken uçak bileti falan göndermiyorlar. Yani haldır huldur borçlar alındı. Bir arkadaşımın evi ayarlandı. Biz 2 günlüğe gittik. 1 aya yakın kaldık New York'ta. Çünkü çok ciddi bir şekilde sonradan Ela Cisneros adını öğren, yani adını o zaman öğrendim, sonradan kim olduğunu öğrendim. Venezuela'da internetin mucitlerinden biri olarak anılan, olağanüstü bir beyin, bütün bankaların teknolojik altyapılarını yapıyor. Ela Cisneros'la birebir görüştürdüler bizi. Ve dedim ki niye bir Türk şirketini almak istiyorsunuz? Hiç gerçekten anlamıyorum. Çünkü biz bir araştırma yaptık dediler. İçerik konusu dünyanın geleceğindeki tek hakim. Biz altyapı konusunda çok ileriyiz, evet. Ama içerik konusunda da ileri olmamız için İngilizce bağımlılığından kurtulmamız lazım. Ve yaptığımız içerikte araştırmada konuşulan, dünyada konuşulan diller ve teknolojiye en hızlı adapte olan ülkeler. Buluştuğu vakit tabii ki İspanyolca, Çince ama bizim için hükmü yok çünkü Çin'e girme şansımız yok veya hevesimiz yok ve Türkçe çıkıyor. Şimdi ben bir düşündüm sizin araştırdığınız coğrafyanın kocaman Türkçe güruhu. Bizim konuşumuz Türkçe değil. İyi ki dememişim çünkü aslında haklı çıktılar. Niye? Çünkü biz onların Türkçesini anlamıyoruz ama onlar bizim Türkçemizi anlıyorlar. Yani öyle bir durum zaman içerisinde ortaya çıktı. Dolayısıyla biz tam en sıkışacaktık. Tekrar Türkiye'ye döndüğümüzde Telsim grubu yani Hakan Uzan bize reddedemeyeceğimiz bir teklifte bulundu. Bütün olanaklarını ve altyapıyı açarak. Amerika'dakilerin teklifi çok minimal bir teklifti. Yani bizim o sırada içine bulunduğumuz borç batağını bile kapatamıyordu. Ve benim çok inandığım işiydi akıllı telefon meselesi. Daha o zaman tuğla kullanıyorduk biz hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle kocaman atsanız bayağı cinayet aleti.
Ve akıllı telefonları, işte babam orada çalıştığı için ben GSM kongrelerine gidiyordum. O zaman Kanda yapılıyordu. O zaman hayal gibi anlatıyorlardı. Yani şu cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar var ya. O da değil. Üç jenerasyon öncesini gösteriyorlardı bize. İşte bir gün telefon bunu yapacak, müzik dinleyecek, bilmem ne falan. Biz böyle kim bilir ne zaman diyorduk. Ve ben o zaman şunu gördüm. İçerik bu telefona girecek. Ama benden daha çok ve şiddetle inanan buna Hakan Uzan'dı. Ve bütün hayatının yatırımını bu telefon ve içerik üzerine yapmaya karar vermişti. Dolayısıyla bizden sonra, 99'dan sonra piyasada kurulan MyNet'te dahil olmak üzere ne kadar şirket varsa yatırım yapmaya başlamıştı. Ve biz onunla en sıkıştık. En son bizim ihtiyacımız olan para, yani bize biri 50 bin lira verseydi şirketin %50'sini devredecektik. Gerçekten istediğimiz buydu. Gene Allah tarafından, bunların hepsi size tecrübe olsun, 50 rakamını hiçbir zaman telaffuz etmedim. Çünkü 2 milyon dolar önerdi. Ben 50 bin lira için girdim, 2 milyon dolarla çıktım. Babamın odasına nasıl girdiğimi takdir edersiniz herhalde. Gel gör ki şirkete %60'ını üstelik de belli, yani tamamını alır demişti, alırsa da babam, o da değil, %60'ını. Biz onlara devredelim falan derken malum bildiğiniz işte bu uzan kavgaları, şirketlere el koymalar, hop NetBull'da arada kaynadı gitti. TMSF'e el koydu. Bütün ekibim değişti falan. Zaten ben daha uluslararası içerik geliştirme konusuna adapte olmak üzereydim. TMSF'ye gittim ve TMSF'ye şunu söyledim. Sizin hedefiniz değer yükseltip bu borçları tahsil etmek. En son İsrail'den aldığım değerlendirme raporu. Bakın biraz daha 2 milyon dolar dedim. 2000 yılında, 1999'un sonu. 2 milyon dolar dediğim şey. İsrail'den davet geldi. Ernst & Young firması elimde memorandum, araştırma raporu. Bizim şirkete 50 milyon dolar dediler. 45 ila 50 milyon dolar değerine. Hakan dedi ki bugün onu diyen yarın 200-300 milyon dolar diyecek. Dolayısıyla şimdi satmayalım. Ben bunu TMSF'ye gösterdim, o memorandumu. Dedim ki bakın burada kalırsa öldürürsünüz bu değeri. İhtiyacınız olan bu. Verin bana geri. Sizin olsun mal ama ben buna değer katayım. Öldürmeyelim. Peki dediler, öldürdüler. Hala daha bana niye o 2 milyon doları sana teklif ettileri soruyorlar. Hala da anlatıyorum, siz Facebook kaça satıldı farkında mısınız diye. Hala. Aradan 14 yıl geçti, hala hesap soruyorlar benden. Ve NetBull'un kaça satıldığını söylüyorum. Vodafone Telsim'i alırken 50 milyon dolar değer biçmiş, önlerinde raporu duran şeyden bahsediyorum. 1 dolar. 1 dolar satış değerine verdiler onu ve Vodafone'la da konuştum. Yani siz bu dönüşümü yaparken biliniz bunun değeri bu diye. Hiç merak etmeyin dediler, fakat bütün teknolojik altyapısını, çünkü ilk e-ticaret sitesini de kuruyorduk biz MyNet'le ortaklaşa. Pardon, MyNet değil. Adını unuttum şimdi. Bir yerle ortaklaşa. Bütün o sistemi aldılar, kendilerine döndürdüler ve NetBull adı ne yazık ki öldü. Hala mülkiyeti onlarda ve hala benim bir hayalim var. Bir gün belki tekrar canlandırırız diye. Şimdi bu süreç içerisinde tabii ben ne iş yaptığımı kimse sormadı. Ben de cevap vermedim gazetecilikten sonra. Böyle konuşmalara çağırdıkları vakit falan. Eski gazeteci, internet girişimcisi diyordum kendime. Şimdi internet şirketinde satınca, yani bunlar başıma gelince daha doğrusu, tabii ki o 2 milyon doları da alamadım. Hiç alıyormuş gibi davranmayayım burada. Bir kısmını aldım. O dedim ki benim çocukluk hayalim olan sinemaya döneyim ben. Biraz bunlardan uzaklaşayım. Bir sene ara verip bir sene sonra Hermes filmi kurduk. Hermes filmi daha net hatırlarsınız. Dondurmam Gaymak ilk filmimiz. Beyza'nın Kadınları. Şu da vardı değil mi? Onlar elime bunu onun için verdim. Sen alsana şunu. Ne var bizim başka? Cenneti Beklerken. Living and Dying. Amerika'da çektik onu. Birkaç televizyon programı. Bir tanesi Bilgi Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığımız Kelebek Etkisi, siyasi tartışma programı. Bunlar filmlerimiz. İftarlık Gazoz yeni, taze. Bu arada bir konser salonu yaptık. Heberler, Heberleri hatırlayan var mı? Kafanızı kırarım hayır diyen. En sevdiğim işim, Allah razı olsun. 4 yıl kadar yaptık. Türkiye'nin ilk
İçinde internet olan programını gene ben yaptım. Biraz evvel de yolu açan Dijitürk'çü kardeşimizle beraberdik. Dijitürk'e gittim, oturdum masaya, size program vermeye geldim. İşte internet diye bir şey var biliyorsunuz. Onu artık aslında internet daha alışmadık ama yakında çift ekrana, hatta üç ekrana döneceğiz. Yani televizyona bakarken bilgisayar açık kucaklarımızda artık. Biz ne yapalım? Bir talk show yapalım. Ben oturayım. Benim önümde bilgisayar açık olsun. Konuklar gelsin. Konukların önünde de bilgisayar açık olsun. Şimdi hissetmişsinizdir ki ciddi bir konuşma yeteneğim var. Hiç durmadan konuşabilirim ikna edene kadar. Başka bir iş için gittim ve bu programı ikna edip çıktım. İlk programımızın konukları Serdar Kuzuloğlu, Cüneyt Özdemir, Rahşan Gülşan. Hepsinin önünde bilgisayar açık ve olay şöyle patladı. Ben aşka gelmiş konuşup sohbet ederken ve Cüneyt anlatırken Rahşan sürekli işaret ediyormuş, su istiyor. Ben görmüyorum, reji görmüyor. Sonra Rahşan yazmış, Allah rızası için su istediğimi biri söyler mi diye Twitter'a. Arkada da akıyor onunla ama o zaman daha dutluk oralar. 3-5 bin kişi kendi aramızda yazışıyoruz. Ondan sonra arkada birdenbire Vol, tabii ben de görüyorum, reji de görüyor. Rahşan Gülşan Allah rızası için birdenbire tweetler akmaya başladı. Şu kadına su verin, su verin, su verin. Reji koşarak böyle kameranın arkasına geldi. Dedim getirin verin. Çocuk getirdi falan, kulağında şeyle verdi suyu, gitti falan. Birdenbire program dahikinden bu konuşularak patladı sosyal medyada. 2 sene yaptık biz bu programı. Sonra hatta demin anlatıyordum Çağdaş'a. Aynı program, ben bittim. Biz o stüdyodan da taşınmıştık. Aynı stüdyoda, aynı dekorla Serdar devraldı. Benimki sosyal alemde, o sosyal medya diye devam etti programı. Haber, TRT Haber'de. Ve yıllarca da devam etti. Hala ediyorum bilmiyorum. Şimdi buraya kadar olan kısımda sinema var, televizyon var, o var, bu var. Şimdi ben bundan 3 sene evvel gene böyle bir konuşmada, konu neyse hatırlamıyorum, üniversitedeyiz. Haberler sırasındaydı galiba. Biri elini kaldırdı. Yok, 3 sene olur mu? En az 5 sene oldu. Ya çok özür dileyerek size bir şey sormak istiyorum dedi. Ben dedi fotoğraflarınızı gördüm sağda solda. Haberler adını da gördüm dedi. Belli ki sizi tanıyor arkadaşlar ama ben tanımıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz dedi bana. Yani yapımcısı olarak oradayım ama bir internet diyor biri, öbürü bilmem ne diyor, öbürü daha magaziner bir şey söylüyor falan. Ben de dedim ki ha, doğru bir soru. Hakikaten ben ne iş yapıyorum? Sonra dedim ki arkadaşım, benim işim içerik. Ben içerik üretiyorum. Çünkü içerik dediğiniz şey gazetedeki yazı olabilir. İnternetteki şimdi oyuncaklı, eskiden düz yazı olan mevzular olabilir. Bir film olabilir, bir program olabilir, bir dizi olabilir. Mecraların hepsi bu bütün saydığımız televizyon, gazete, dergi, internet, ama internet de artık öyle değil. Cep telefonu, iPad bilmem, bunların hepsi benim için aynı şeye hizmet eden aracılar. Karşıda bir güruh insan, bu tarafta da bir güruh yaratıcı var. Ben de buradan alıp buraya en doğru nasıl iletilir onu bilen içerik sağlayıcıyım. İçeriğinde her tarafını bilirim artık özellikle. Gazetecilik tarafından, iletişim tarafından, üretim tarafından, bir ara oyunculuk yaptım kamera önünden. Yani bilmediğim tarafı bir içeriği üretip vermekle ilgili hemen hemen kalmadı. Bir şey daha biliyorum. Bütün bu gazetecilik ve kamuoyuyla buluşma ve nabız ölçme sürecinde yaşadım. Kim neyi ne zaman ister? Misal, aynı insan, siz mesela, bir kitabı farklı okursunuz, farklı davranış kodlarında. Gazeteyi farklı okursunuz, yanlışsa yanlış deyin. Televizyona farklı, yani mesela atıyorum, kitabı bir boş daha rahat vaktinizde uzanırsınız, yanınıza içeceğinizi alırsınız. Sonra bir ara kalkar meyvanızı alırsınız. Kanepede yerinizi değiştirirsiniz falan. Ama vakit ayırırsınız, kitap öyle okunur ya. Ya da uçağa bindiniz, tır 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 gider o, kafanızı çok az kaldırırsınız falan. Dergi, belki tuvalette. Bir muayenehanede, eve aldığınız vakit 15-20 dakikada önce bir tırı bakılır, sonra yazı seçilir. Ona bakılır. Aynı insansınız ama tamamen farklı. İnternet, hızlı hızlı gidersiniz. Mümkün olduğu kadar, hele Twitter'dan sonra daha kısa içeriklere bakarsınız. Okuyup bir resme bakıp atlarsınız. Gene aynı insansınız. Ama bu kitaba döndüğünüzde onu okumanızı engelledi. Kitabı gene aynı kafada okursunuz. Dergiye gene aynı kafada bakarsınız. Dolayısıyla eğer içerik üretiyorsanız, karşınızdaki kitleyle aranızdaki buluşma davranış kodunu biliyor olmanız lazım. Bunu ne zaman yapacağınızı biliyor olmanız lazım.
Hangi koşullarda? Misal, iftarlık gazoz, son görmeyen, kafasını kırmayacağım, rahat kaldırabilirsiniz. O zaman gören daha çok, çok sevindim. Seven diyeyim. Eyvallah. İftarlık gazoz biz, dönem olarak farkındaysanız bilmiyorum, kıymetli bir içerik bana sorarsanız. Kıymetli bir yönetmen, kıymetli bir oyuncu kadrosu. Dolayısıyla en kıymetli zamanda buluşturmamız lazım. Örnek case olarak anlatıyorum. Cem Yılmaz bir film yapmış, Ali Baba ve Yedi Cüceler diye. Normal plan, Ekim'de vizyona girecek. Sonra bizim filmin başrol oyuncusu, onu kendi yazdı, yönetti ve oynadı. Bizim filmde oyuncu, Yüksel Aksu yazdı ve yönetiyor. Bizim filmde Ocak sonu girecek. Yani Ekim'in başına gireceğinde, Ekim'in de ay olarak, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak sonu. 4 ay vaktimiz var. Gene riskli ama sömestirde gireceği için olabilir. Peki, hadi gidelim o zaman. Sömestr mizahi bir film olduğu için de önemli. Ege'de geçiyor, dondurmam gaymak sevenleri heyecanlandırabilir falan. Fakat ne oldu? Ekim'de giremedi. Kasım'a kaldı, seçimler yüzünden Kasım'da giremedi. Kasım'ın sonuna girebildi. Biz Ocağın Şubat'ın ortasıydı, ocağın sonuna çekmek zorunda kaldık. Aradaki aks kapandı, yani Cem Yılmaz'ı özetemeden girdik. Hata. Mesela bunu çok tartıştık. Ben Mart ayı gibi girelim diyenlerdendim. Ortaklarla yaptığımız için bu işi. Niye Aralık, Ocak sonu diye ısrar ettiler? Aslında ilk planda 4-4'lük. Çünkü sömestr tatili. Bir de artı 7 yedi mi film? Artı 13. Yani 13 yaşından küçükler gidemiyor. O zaman sömestre girmenizin hiçbir anlamı yok. Fakat işte itiraz ettik. Artı 7'ye düşürdük. Ama sömestr bitmişti falan. Yani bunu şu açıdan örnek veriyorum. Doğru bir şeyi bile bütün yan etkenlerini düşünerek planlamanız lazım. Özellikle sinemada bu böyle, çünkü sinema seyircisini hele şimdiki rekabet koşullarında bir yere getirip oturtmak çok zor ve sonuna kadar seyrettirmek ve birine git seyret demesini sağlamak. Dolayısıyla bütün bunların her tarafından, her geçtiğimiz projede yeni bir tecrübe yaparak, işte en son bu Edge denen şirketi kurduk biz. Ben bütün bu içerik üretme, tespit etme, bakın bu tarafı da çok önemli. Kendiniz üretebilirsiniz, o ayrı, ama tespit etmek de en az üretmek kadar kıymetlidir. Tespit etme, bunu doğru zamanda doğru unsurlarla paylaşma ve oradan da zarar etmeden çıkma tecrübesi. Zarar etmenin de hiçbir sakıncası yok. Ciddi, yani bunu 3 üniversite okusanız edinemeyeceğiniz tecrübeleri edinirsiniz. Dolayısıyla benim işim içerik aracılığı, öyle söyleyeyim. Yaratıcı yapımcı diyoruz şu anda film şirketi sahibi olduğum için. Ama ben sadece öyle bakmıyorum. Aynı zamanda Antalya Film Festivali'nin de direktörüyüm. Festivale de öyle bakmıyorum. O da benim için bir içerik. Ve bunun 360 derece nasıl buluşacağını planlıyor olmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ona göre ekiplerle buluşuyoruz. Sosyal medyada böyle yer almalı, konvansiyonel medyada böyle yer almalı. Orada şununla buluşmalı, burada bununla buluşmalı. Mesela dondurmam gaymak belki de ilk örnektir, bilmiyorum başka var mı. Şimdi birkaç üniversitede okutulduğu için biliyorum. Onun iletişim planlamasını şöyle yapmıştık. Bir kere bana herkes sakın girme filme, büyük batarsın, daha şirketi kurar kurmaz dedi. Ben tam tersine inandım. Çünkü televizyonda her gün iki tane uzun metraj film seyrederken birini alıp sinemaya çağırmanız çok zor. Yani birinde bedava oturuyor, komşuyla konuşuyor, çayını içiyor, tuvaletine gidiyor, geliyor. Öbüründe evinden çıkıyor, taksiye para veriyor, gidiyor, çoluk çocuk gidiyorsa bilet alıyor, vakit harcıyor, mısır alıyor, bilmem ne. Yani 100 liralık bir operasyondan bahsediyoruz ki 100 lira büyük bir para. Yani öyle ele karşılığı bedavaysa. Ben dedim ki dondurmam daima gelmelerinin nedeni var. Çünkü televizyonda göremeyecekleri bir şey. Yani başrol oyuncusu yok. Aslında normal bir iletişimci için tuhaf bir durum. Neyle yapacaksın iletişimini? Yapacağız bir şekilde falan. Neyse, sonuçta bana 50 bin gişe yapmaz dedikleri iş 651 bin gişe yaptı. Yani 50 bini bin geçsin, bir geçsin. Yani hakikaten büyük yapımcısın diye önüne kuyruğa girer herkes dediler. Girdi mi bilmiyorum yani, onun farkında değilim. Ama 650 bin yaptı.
Oscar adayı adayı oldu. 3 ay bir de Oscar'a çalıştım. Çok ciddi bir Oscar tecrübesi edindim. Geldim burada cangır cangır insanlara anlatmaya çalışıyorum. Oscar bildiğiniz bir şey değil. Karıştırmayın. Kan bambaşka bir kafa, Oscar bambaşka bir kafa. Yani hakikaten elma ile armut da değil, ikisi de meyve. Bu elma ile lahana. Yani topraktan çıkmaları ortak özellikleri ve iyi olmamız. O kadar farklı sistemler. Şimdi mesela dondurma amgaymak, demin söylediğim cümle. Biz şöyle bir iletişim planı yaptık. Ekonomi yazarlarına dondurma amgaymakla ilgili ne anlatabiliriz ki yazsınlar? Magazin basına ne anlatabiliriz ki yazsınlar? Siyaset basınına ne anlatabiliriz ki yazsınlar? Çünkü yazdırmak hedefimiz. O zaman internet böyle değil. Konvansiyonelin dışında bir alanımız yok. Televizyon programlarında Ahmet neye bakıyor, Mehmet neye bakıyor? Filmi parçalarına ayırdık puzzle gibi. Her bir parçadan bir iletişim cümlesi ve basın bülteni ve gel bak senin için cazip olan bu dedik, insanlara dağıttık. Yani filmin kendisinden iletişim içeriği çıkardık. Zaten var olan bir içerikten bir de iletişim içeriği çıkardık. Şimdi demişler ya nasıl para kazanacaksınız diye. Paşa Bahçeli anlaştınız değil mi? Bardakların üstünden siliniyor. Çok üzgünüm. Ya öyleymiş. Çok üzüldüm. Hatta getirip size yazdırsam imzalı olarak. Kocamın bardak hastalığı var. Bir tek onu sevdi son yıllarda. Şimdi onların yaptığı şey mesela benim sağda solda anlattığım bir case. Onun için çok güzel bir tesadüf oldu. Sonunu yakalayabildim ama. Bir şeye bir kere çok doğru bir şey söylediler. İki kişi bir işe inanıyorsa o iş olur. Ama sadece inançla tabii ki olmuyor. Ne yapmışlar? Riske atmışlar. Ne yaptım? Riske attım. Ne diyorum? Cümle çıktı. Ben nasıl çıkardım o cümleyi? Ya kirayı ödeyemiyorum. Ev sahibinden kaçarak o filmlerdeki gibi tıpı tıpı ayaklarının üstünde giriyorum. Ve adama diyorum ki bana ayda bilmem ne kadar maaş, bilmem ne kadar prestij getirecek dergi grubu yöneticilerine hayır diyorum. Çünkü öbür tarafa o kadar inanmışım ki bilinç üstüm bana ve aklım bunu söylerken şurası her zaman en doğru kararı veriyor. O net yani. Yani seneye 50 yaşındayım. Çok ciddi dinleyin beni. Hakikaten burayı dinlediğiniz vakit ilerliyor mevzu. Dolayısıyla ben o gün burayla değil burayla konuştuğum için gerçekten bambaşka bir dünyanın kapıları açıldı. Kazandım, kazanmadım, kaybettim. Bunların hiçbir önemi yok. Hepsi bir kazanç topyekun. İçerik dediğiniz şey, yani burada hangi fakülte? İletişim. İletişim değil mi? Tam da sizin konunuz hakikaten. İçerik dediğiniz şey aslında dışarıdan bakıldığı gibi biri yazıyor, öbürü çekiyor falan gibi bir şey değil. Dibine girdiğiniz vakit, analiz ettiğiniz vakit, içinde kaybolduğunuz vakit bir defa olağanüstü seksi bir alan. Yani hakikaten müthiş. İkincisi de hele puzzle çözmeyi seviyorsanız, mesela benim en sevdiğim şey Criminal Minds falan gibi dizileri seyretmek. Hiç, benim etrafımda hiç kimse anlamıyor. Yani bir festival direktörü bunları seyreder mi diye. Çünkü hep bulmaca çözüyorsun ya. O bizim yaptığımız işin içi hep bulmaca. Bir sonraki adım sürpriz. Ve ya kurguluyorsun, patlıyor. Ben şimdi hep havalı şeyleri anlatıyorum. İşte kovulma hikayem gibi bir sürü daha hikaye var bu tarafta da. Ya da onları yaşıyorsunuz. Ama sonuçta hep bir dinamik bir ortamın içinde, bir bulutun içinde bir şeyleri yakalayıp bir şey çıkartıyorsunuz. Bir şeyleri yakalayıp bir şey çıkartıyorsunuz. Tek düze bakmadığınız sürece her fikir başarıya ve veya paraya dönebilir. Başarı eşittir para değil bu arada. Ama başarı eşittir uzun vadede muhakkak para. Yarın olmayabilir ama eğer bir şey başarıyorsanız, mesela ben ilk 1 milyon dolarımı alacağım zannettiğim gün, aldığım demiyorum, zannettiğim gün. Dedim 1 milyon kazanan ilk 1 milyonda problem. Sonrasını zaten kazanır dedim. Bir daha görmedik, o ayrı. Şimdi geldiği gibi filmlere gidiyor. Film dediğimiz pahalı bir iş. Ama önemli değil. Yani hani bankadan geçiyor en azından. Bir gün kalır da elbette bir yerde. Mesele gerçekten de ne yapmak istediğinize karar vermek demeyeceğim. Çünkü ben hala bilmiyorum. Yani bu kadar şey yaptım. Bu kadar dinamizmin içinde size net yani mesela soru cevap. Peki siz ne olmak istiyorsunuz büyüyünce? Yazar. Ha, öyle bir cevap veremiyorum. Yani anın içindeki o bulutun içindeki dinamik kendi zaten cevabını veriyor size. Ama nasıl yapmanız gerektiğini biliyor olmanız gerekiyor. Her ne yaparsanız yapın. Sistematik diye bir şey, ben edebiyat mezunuyum bu arada. Bu
klasik yani eminim çoğunuz söylemişsinizdir. Matematik işte baba başınızda matematik matematik falan. Bitti mi süremiz mi bitti? Ay yazık. Kusura bakmayın. Acıktılar herhalde. Peki işte o kadar. Ne yapacağınızı bilin. Soru. Buyurun. İlerlemişsiniz. Yani mesela 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl sonrasında ne öngörüyorsunuz? Tam işte korktuğum soru. Hani ne yapacaksın deseniz bilmiyorum. Tam bu şeyi bu. Ya şöyle, aslında artık var hayat planım. Misal, çok benim için olağanüstü. Yani yarın bir gün raflarda herhangi bir DVD olacak ya da Apple TV'de herhangi bir isim olacak bir film. Benim hayatım meselesi, film şirketi kurma nedenim. 13 yıldır çalışıyorum. 13. yılındayız. Ve senaryosunu bitirttim. Türk filmi değil, Türkiye'den bir film, bütün dünyaya yayılacak bir film. Los Angeles'ta bütün kapıları kırdım. Ve orada bir aşama yaptım. Bu film mesela benim en büyük hedefim bu filmi dünyaya çıkarmak. İşte Michael Douglas mı oynayacak, Daniel Day-Lewis mi oynayacak, Shakir Kapoor mu yönetecek? Ama öyle olacak. Şimdi bir bu. Ve bunu iddia edemem. Hayatta neyi iddia ettiysem tersi oldu çünkü. Ama inşallah bir gün hatırlarsınız o filmi gördüğünüzde. Bunu yapabilmek mesela benim için paradan, başarıdan, çocuğum da yok. İşte onu büyütüyorum gibi geliyor şimdi bana. Daha kıymetli. Ama bunun yanı sıra bütün bu sinerjinin online üzerinde özellikle dijital ortamda çok kıymetli yeni şeyler getireceğini düşünüyorum. Var bir iki proje. Bunları nasıl kotaracağız? Mesela şimdi 3. yılını yapacağım Antalya Film Festivali'nin. Dün festival başkanı aynı zamanda belediye başkanı onu anlatıyorum. Ben bir festival yapıyorsam onu dönüştürmem ve dünyaya örnek olması lazım. Bana izin verin. Çünkü festival artık sadece filmle seyirciyi buluşturan bir şey değil. Yani kimse bunun farkında değil galiba Antalya'da ama herkes zaten internete ulaşıyor görmek istediği filme. Dolayısıyla bizim başka bir şeyler vermemiz lazım. Dijital ortamın bu konuda hakim olmalı, insanları şöyle buluşturmalı, böyle projeler çıkmalı. Yani ben hep neyi nasıl dönüştürebilirime bakıyorum. Mesela şimdi burada bu toplantı yaptık. Çıktık sizinle şurada konuştuk. Bir fikriniz var. Belki de onu yapacağız beraber. Yani ben kendime şöyle bir cümle kurdum. İnanıyorsam, ki inanmak zorunda da değilim, başkası da yapabilir. Olduranım, oldururum. Bu tecrübeyle sabit. Nasıl oldururum? Doğru connectionlar, doğru zamanlama. Mesela 13 yıldır uğraşıyorum diyorum ya. Herkes ben artık bıraktım işi zannediyor. Asla bir yerden bir çıkar. Hiçbir yemek boşa gitmiyor. Dolayısıyla bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Ben de seyircisiyim. Ama bu uluslararası bir sinema filmi. Artı internette enteresan bir proje. Artı gene sistem değiştirecek eğer izin verirse belediye bana. Festival sistemi. Ve bir şey daha yapmaya çalışıyorum. Anlatamayacağım bile bir şey. Ünlüler, gelişimleri, varlıkları ve ürün yerleştirme. Bunların hepsi ayrı gidiyor şimdi. Nasıl dergide reklamla içeriği bir araya koyduk. Şimdi bunları nasıl bir araya koyarım? Genel Los Angeles'ta bir şirketle onları konuşuyoruz. İş başvurusu alamıyorum. Bir sene sonra hepinizi işe almak istiyorum. Başka? Ay onlara bir sürü soru sordunuz. Kıskanacağım şimdi. Leyla mı? En sevdiğiniz. Allah sağlıkla. Oy kim o dublaj sesli? Siz misiniz? Teşekkürler anlattığınız, tecrübelerinizi anlattığınız için. Ben tamamen seminerin içeriğine alakasız bir soru soracağım ama gerçekten çok merak ediyorum. 2000 öncesi 90'lar sonrası internetin yeni başladığı o garip seslerle bağlandığı zamanlarda hala kullandığımız Teletext'e hiçbir katkınız oldu mu? Yok, sıfır. Sadece bir gece ödüm koparmıştı. Onun dışında hiçbir ilişkimiz kalmadı kendisiyle. Böyle birden bir fırrrt diye bir sesler çıkartarak kağıt belki fışkırmaya başladı. Yok olmadı. Ama şu, benim olmadı ama babamın oldu. Babam Star'ın da kurucularından, Star Televizyonu'nun olduğu benden sonra.
Ve orada bu sistemi çok geliştirip faydalı bir eser olacağına inanmıştı. Bayağı bir katkısı oldu diye düşünüyorum. İyi yaşa. Merhabalar. Ben şeyi merak ediyorum. Bir projeye başlamaya karar verdiğiniz zaman sizi en çok motive eden ne oluyor? Yani ben buna başlamalıyım dediniz. O içinizden o geçen şey genelde nasıl başlıyor bu? Nasıl karar veriyorsunuz? Bunu yapmalı mıyım, yapmamalıyım? O kararı nasıl alıyorsunuz? Hiç düşünmedim bugüne kadar, biliyor musunuz? Ne kadar güzel bir soru sordunuz. Şöyle söyleyeyim. Şu anda uğraştığım bir başka proje var. Senaryoyu genelde yapılacak filmlerle ilgili öyle karar veriyorum. Senaryo okumaya başladığımda eğer her ne yapıyorsam yapayım, hiç kıpırdamadan ve ara vermeden o filmi, senaryoyu bitiriyorsam bir kere bu birinci pozitif puan. Ama birdenbire o filmi çekmeye ve görsel, yani hani filmdeki animasyon sahnesini canlandırın. Senaryonun içinden karakterler çıkıyor ve benim karşımda ben okurken oynamaya başlıyorlar. Renkler, dekorlar oluşuyor etraflarında. Final bitiyor. Galaya gidiyorum ve galada herkes alkışlıyor ve gazetelerde yazılar çıkıyor ve insanlar bilet almaya başlıyor. Bir anda o şu okuduğum süreç içerisinde bir saat, bir buçuk saat bunu yaşıyorsam bitti, artık onu yapmak zorundayım. Yani bu genelde, çünkü bu karar aşaması ikiye ayrılıyor benim kendi görüşümce. Bir, rasyonalize ederek bu kararı alıyorum. Ne kazanırım, ne kaybederim. Ne kazanırım, ne kaybedebilirim ya da bir şey kazanabilir miyim gibi. İkinci seçenek de sizin söylediğiniz, yani duygularına ve daha çok hayal gücüne inanıp da projeye girmek. Hani ben bunu merak etmiştim. İkinci çıktı. Teşekkür ederim cevapladığınız için. Bir şey değil. Yani tabii ki o aşamaya da geçiyoruz sonra. Yani benim bir Şadan'ım var. Şadan proje bu, hemen bütçelendir diyorum. Gişesi bir senaryo okuduğunuz vakit 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Yönetmenle biraz değişir ama çıkardığı hesap gişeyi çok ciddi bir şekilde yukarı çektirmek zorundaysa girmemiz zorlaşıyor tabii. Ya öyle mesela 2-3 tane proje var. Amerika ile biraz daha ilişkim sağlamlaşırsa direkt oraya satmayı planladım ve hayalini kurdum birkaç iş var. Ama burada olmaz. Gitmezsiniz. Amerikan filmi olsa gidersiniz. Buyurun. Siz dublaj yapmayı düşündünüz mü hiç? Ses tonunuz çok güzel çünkü. Düşünün. Merhabalar. Ben de bir 10 senedir yoğunlukla televizyon sektöründe içerik üretiyorum. Şeyi merak ediyorum, yani size de öyle geliyor mu? Şimdi bir çıkar savaşı başladı. Mesela internet üzerinden ve sosyal medya üzerinden çok yürüyebilecek, televizyonla beraber yürüyebilecek işleri televizyondan geri çeviriyorlar. Çünkü kaygıları var. Kendi seyirci kitlelerini iyice internete kaçırmaktan çok korkuyorlar. Ama bir yandan da YouTube'da özel kanallar almış başını gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gerçekten bu durumda mı? Dediğiniz doğru, ne yazık ki ben de gözlemliyorum. Ve 2000'de bunu normal karşılıyordum. Demin biri bir soru sordu. Sizdiniz galiba gene. Bu tip işlere girmek istiyorum ama bana deli misin diyorlar sizde. Ben de döndüm Çağdaş'la, ben de hala mı dedim. Hala mı bu soruyu soruyorlar? Dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmişken. Hala mı televizyonlar bu böyle evet hala böyle davranıyorlar. Ve hepsine tek tek, yani tanıdıklarımın hepsine şunu anlatıyorum. Televizyon diye bir şey çıktı dediği vakit, kimdi o? Sen hatırlarsın o şeyleri. Atıyorum Nixon, öyle bir isim. Demiş ki radyo dururken kim gözünü dikip de hani aynı anda başka bir şeye bakabilecek ya, aptal aptal bir şeye baksın ki demiş. Aynı cehalet. Yani bir iki medyayı birleştirmeyen net kaybedecek. Net ama yani. İki, hala daha televizyon, yani işi medya olan insanlar da dahil olmak üzere burayı ikinci bir işte aman mecburuz orada da bir şeyler yapacağız gibi görüp inanmayanlar var. Yani hani genç kuşak da ilgileniyor madem falan gibi. Ne genç kuşağı ya? Bütün nüfus ilgileniyor. Şimdi özellikle de yaşlı kuşak, yani alım gücü yüksek olanlar da çok ilgileniyor. Televizyonlardaki zaten genel olarak bırakın interneti falan her tarafa, bana sorarsanız ciddi olarak iyi içerik bulma problemleri var. Yani çok nadir iyi bir içerik çıkıyor. İşte görüyorsunuz. Bir televizyon kanalıyla
gene insider info vereyim size. Konuşmaya gittiğinizde Muhteşem Yüzyıl çok tuttu. Bana bir tane tarih iş getir diyor. Yani iyi de hepimiz Kurtlar Vadisi, hepimiz Muhteşem Yüzyıl yaparsak bir süre sonra içimiz bayılacak. Nitekim filmin ta istedikleri gibi patlayamadı. Kösem Sultan istedikleri havada gitmiyor falan. Yeni bir şeye evet diyen adam sayısı o kadar az ki. O da yani akşam yemeğe götüreceksin, sabah kahvaltı. Ben o yüzden dizi yapıyorum. Benim böyle bir vaktim yok. Şimdi artı gerçekten de üzücü. Şimdi adamı anlatıyorsun. Yaptığım real bir toplantı. Bundan 5-6 yıl evvel. Ya artık iki ekran var. Şu var, bu var. Biliyorsun benim de uzmanlık alanım bu. Biz bu karakterlerin hepsine sen bana he dediğin anda birer Twitter hesabı açacağız. Hepsi gerçek karakter gibi. Takipçiler olacak, şu olacak, Facebook'larını açacağız, aileler olacak. Yani biz televizyonda hiç görmesek bile kedisi olacak orada falan. Burcunu bileceğiz. Yani çünkü biz sinema, film yazarken bütün bunları yazarız. Siz sinemada hiç görmeseniz bile o karakterin Burcu'nun aslan olduğunu hiç anlamasanız bile biz yazarız bunu. Burcu aslan, işte çocukluğunda bilmem ne travması geçirdi ki oyuncu girsin o karakteri tamamen diye. Şimdi mesela bunu anlatıyorsun. Tabii bunun bir bütçesi var. Ay şimdi hiç girmeyelim ona. Zaten bunun bilmem ne, o sahnelere de gerek yok. İşte vır vır, dır dır. Bu nasıl görselleşir? Ya Sleepless in Seattle. Oydu değil mi? Yok. Meg Ryan'la yazışarak. You Got Mail. You Got Mail 20 yıllık film. 20 yıl önce adam bunu görselleştirirse sen bugün haydi haydi görselleştirirsin. Yani şimdi bin tane de örneği var. Hala anlatamıyorsunuz. Ve bu yüzden sonra atıyorum gazete niye satmıyor? Ben niye reklam alamıyorum? Televizyonda niye o dizim bu kadar reyting almadı? 2 kere 2 4 tanımıyorsun ya. Net yani. Şimdi mesela ben şeylerden değilim. Anadolu'yu bilmeden burada konuşayım falan. Anadolu'nun seyircisi tamamen sinemadan bahsediyorum. Televizyondan da böyle bir etkileşim oluyor. Şimdi ben mesela ilk filmi yaptığımda Dondurmam Gayma bilet satışlarının %70'i büyük şehirlerde, İstanbul ağırlıklı, Ankara, Antalya, İzmir ve biraz Bursa. Şimdi %70'i Anadolu ağırlıklı. Niye? Çünkü çok ciddi bir alışveriş merkezi kültürü var. Şimdi Recep İvedik nasıl 7 milyon, düğün dernek nasıl 8 milyon iş yapar? Anadolu gidiyor, %70 bileti o alıyor. Adam televizyon karşısında nasıl seyrediyorsa, filmde de öyle. Yani gözümle gördüm. Sen girdin mi ona bilmiyorum. 16 şehir dolaştık, 16 ayrı AVM'i. Biz film başlayınca ben başka filmlere giriyorum. Çocuklar koşuyor böyle ekrana vuruyorlar böyle. Zıplıyorlar falan. İnsanlar telefonla konuşuyor. Bir tanesi dönüyor. Ay ben sizi tanıyorum diye bağırıyor herkes üstüme geliyor falan. Film oynuyor o sırada. Şimdi böyle bir karakterin televizyonu var. Bir. İki, bir yandan da yurt dışına satmaya başladığımız diziler var. Şimdi mesela Filin Tay'ı niye tutuyorlar? Çünkü yurt dışı ilgilendi diziyle. Dolayısıyla çark gittikçe açılıyor. Sinemada da açılıyor, orada da açılıyor. Şimdi buradaki vizyonu gelişmiş adamlar benim gelecekle ilgili medya ümidim. Burada parti marti de konuşmuyorum. O partiden, bu medyadan, şuradan falan. Her iki tarafta da var, her iki tarafta da yok. Ya da her üç tarafta, dört tarafta neyse. Ama böyle adamlar büyük medyaların içinde var ve gençler ele geçmeye başlıyor. Yani biz daha kaliteli içeriye kavuşacağız, mecburuz. Bugün daha sabah bir toplantı yaptık. Eğer yurt dışına satış yapılacaksa Kore örneğini biliyor musunuz bilmiyorum. Kore'nin şu anda en büyük eğlence sektörü geliri remake'ler veya format satışları. Bir sürü Kore filmi dünyanın çeşitli dillerine ya çevriliyor ya aynı mesela Özcan Deniz'in bütün hemen hemen filmleri. Bazı diziler. Şimdi Kore'de böyle bir ticaret var. Ben de diyorum Türkiye'de de olur. Olmalı çünkü buraya bakıyor bütün dünya şu anda. Yani son 10 yılda Türkiye sineması çok ciddi. Türkiye dizileri çok ciddi. Moskova'da çok ciddi bir sinema okulu, dünyanın ilk sinema okulunda söyleşi yapıyoruz. Ya diyorum nasıl bu kadar kalabalık, Muhteşem Yüzyıl seyrettik diyorlar. Dolayısıyla soruları da oradan da soruyorlar. Benim için 10 numara bir şey bu. Hiç kimse gelmiyordu. 3 kişiydi. Şimdi böyle bir şey varken biz artık İnterneti ben anlamam, saymam. O bana göre değil. Kurtlar Vadisi'nin aynısını yaplar falan. Bitiyor bunlar. Maksimum 3-5 yılı kaldı. Söyleyeyim size. Yani siz biraz daha takılın. Gelecek sizin. Son soru mu? Çocuk beyazladı. Son soru. Bir yanıktı o ben demin baktığımda. Şimdi tişörtüyle aynı renk. Merhabalar. Kim?
Başka bir dublaj, evet. Teşekkür ederim. Twitter takipçinizin aynı zamanda ve gerçekten ne iş yaptığınızı ben de merak ediyorum sizin gibi. Çünkü birçok farklı konularda tweetlerinizi, fikirlerinizi takip ediyordum. Gerçekten hiç alakasız bir yerde birisinin retweet'i sayesinde bu kadar meşhur olduğunuzu dahi bilmeden meşhur değilim giden, ben ya. veya bu kadar büyük işler yaptığınızı dahi bilmeden o bir tweet'ti. Beni çeken bir şey olmuştu. O günden sonra takip etmeye başladım. Hangisi yapacak... onda arada bir yapayım ben? Hatırlarsan söyleyeyim, biraz zaman takip geçti. Beni. Şimdi aslında bu konuyla ilgili biz hem daha önceki dijital pazarlama, sosyal medyayla ilgili bazı toplantılarda ve biraz önce de arada bir konuşma yapmıştık arkadaşlarla. Şimdi evet, dijital pazarlama, işte sosyal medya, bunlar hayatımıza çok ciddi girdi. Kendimizden de pay biçiyoruz. Siz bu konuda çok iddialısınız. Şimdi YouTube dediğimiz bir şey var. Şimdi YouTube'a bakıyorsunuz, bazı filmler... Eskisi kadar iddialı değilim. Onların iddia zamanı. Ben orada artık biraz eksim yani. Şimdi bazı bakıyorsunuz YouTube'da bazı filmler 1,5 ay sonra YouTube'a düşüyor, izliyorsunuz. Evet. Mesela bunun için çok güzel örneklerden birisi Düğün Dernek. Hala bir yerde bulup izleyemiyorsunuz. Doğru. İnternette. Şimdi burada bakıldığı korsan zaman... Korsan koruma var. Evet, işte bu çok önemli. Ya bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Çünkü televizyonu bitiren şeyler, internet gerçekten bence televizyonu bitiriyor. Bir de ölçümleme çok doğru değil. Yani Türkiye'de 2000 civarında bir rating cihazı var sanırım. Aynen öyle. 2000 cihazdan siz minimum 20-30 milyon kişinin izlemiş olduğu... Daha az. Bir şey, bilmiyorum tam net rakamları, televizyonculuğa biraz uzadım ama gerçekten ciddi bir izleyici kitlesi var televizyonda. Bu kitle genelde var, genelde reytingde çok az. 2000 kişi mi ne? 2000 kişi cihaz var ama yani 20 milyonun üzerinde bir izleyici vardır. Tam o rakamı bilmiyorum. Tabii. Siz bu insanları takip etmeye çalışıyorsunuz, reytingliyorsunuz. İşte biz şu anda sosyal medyada, YouTube'da kim hangi videoya ne kadar girdi, kaç saniye kaldı, hangi reklamı ne kadar izledi, bunu takip edebiliyorken ve maliyetler çok çok daha düşükken, çok daha yüksek bütçeli bir platformun ne kadar daha uzun süreli hayatımızda kalabileceği veya bunun kalabilmesi için neler yapabileceğini çok merak ediyorum. Şimdi aslında orada da akıllı televizyon denen şey, yani televizyoncunun da kanal sahibine şunu kabul etmesi lazım. Bu gördüğünüz şey içeriye ulaştıran bizi bir ekran. Bu mesela bu televizyon değil ama biz buraya televizyon yansıttığımız vakit bizim için televizyon. İnternet yansıtırsan internet. iPad'i açtığın vakit, maç seyrediyorsan televizyon. Şimdi bunu anlamıyorlar. Yani demin Küçük Hanım'ın sorduğu soruya da refere bu. Orada bir tane problem var yalnız. Bizim o medyaya hala niye ihtiyacımız var? Çok fazla izledik. Evet ama ondan daha farklı bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizin söylediğiniz bir cümle var ya, maliyet daha düşük. Şimdi bizim seyirci olarak gözümüz iyi işlere alıştı. Yani artık diziler bile farkındaysanız color correction olmadan karşımıza çıkmıyor. Çıkanı beğenmiyoruz psikolojik olarak. Özensiz buluyoruz. Bilinçaltımız bize saygı verilmediğini ve ucuz bir dizi seyrettiğimizi anlatıyor bize. Bu Anadolu'ya da sirayet ediyor şimdi. Sinema filmlerinde de öyle. Yani video kamerayla çekilmiş gibi işler. Şu anda biz bunu internette tolere ediyoruz. Ucuz işleri. Fakat o da öyle olmayacak. Yani eğer bu mecra hayatımızdan, yani televizyon veya onu bize sunan büyük yapımcılar, büyük finansörler hayatımızdan çıkarsa bu başka bir problem çıkartmaz. Çünkü siz sinemaya veya ekrana, önünüzdeki küçük büyük fark etmez, düşen görüntünün kaliteli olmasını istersiniz. Bu da maliyet demektir. O maliyeti de şu anda internet mecrasının, sadece internetten gelen mecranın karşılama şansı yok. Yani mesela biz şimdi İftarlık Gazozu 9,5 milyon liraya bitirdik. Türkiye'nin en pahalı filmlerinden biri oldu. Çeşitli nedenleri var. Aslında öyle bir maliyet çıkmayabilirdi. İşte o titizlendi, bu titizlendi, o onu getirelim dedi, o helikopter uçuralım dedi, o aşağıdan bilmem ne geçirelim dedi falan. James Bond filmi projesi gibi bir iş oldu. Şimdi 9,5 milyon liralık bir iş, 1,5 milyona da biterdi. Bakın o kadar net, öyle enteresan bir film o. Biz bunu 1,5 milyona bitirip 20 salonda gösterip sonra da internetin üstüne koyup tık üzerinden YouTube'la anlaşarak para da kazanabilirdik. Ama o zaman hiçbiriniz şu anda bunu konuşmuyor olurdunuz. Şimdi dolayısıyla biz ne yaptık mesela? Bu 9,5 milyonun ciddi bir kısmını bir televizyon kanalından aldık. Ciddi bir kısmı gişeden geliyor. Şimdi internet üzerine korsan korumaya soktuk biz de. İnternet üzerinden teklifleri alıyoruz. Onlardan birinden de satış başına tık 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 ne gelirse ona bakacağız. Henüz tek başına, online mecra tek başına
bu kaliteyi bize getirecek bir gelir sahibi değil. Dolayısıyla bizim şu anda bu yatırımcılara ihtiyacımız var. Artı, evet ölçülebiliyor, reklam veren ölçüyor ama burada bir komünel, sizin dediğiniz komünel bir seyir alanı var. Yani 2000 tane de rating cihazı var ama reklam verenin, medya planlamacısının otomatik refleksleri de çok ciddi gelişmiş durumda. Kösem Sultan'ın içine ne olsa olsun reklam veriyor. Yani reytingde düşük çıksa da biliyor ki kendi gidip para harcayacak olan, atıyorum Unilever, Omo. Omo'yu alan adam onu seyrediyor ama Kutlar Vadisi isterse birinci olsun onu seyretmiyor. Dolayısıyla o Omo'yu ona koymuyor da ona da bilmem ne Permatik koyuyor falan. Şimdi niye o kadar büyük paraları veriyorlar kanallara? Çünkü dediğiniz rakam net bir rakam. 20 milyon, 30 milyon. Ve ölçülenin dışında da o kumandaların içinde, mesela burada enteresan veri ama yasak, paylaşmıyorlar rekabet meselesinden dolayı. Digiturk ve D-Smart net ölçüyor. Yani Digiturk şimdi 8 milyon mu, 9 milyon mu ne kişinin evinde? Yani reytingden daha fazla. Dolayısıyla mesela oradaki kumandanın karşısındakinin hareketi aslında hep kayıtlı ya. İşte çok iyi medya satın alıcılar da bu kayıda sahip. Dolayısıyla bizim için hala önemli bir mecra. Ne zaman değişecek bu? O mesele, yani aradaki aks kapanmaya başlayıp bunun tek kanalı olur. Akıllı televizyonlar şimdi alıyorsunuz Samsung bilmem ne, Netflix'e bağlıyor, Apple TV'ye bağlıyor. O ona bağlıyor, oradan oraya geçiyor. Ne yapıyor mesela? Genel olarak içeriye, Netflix'e sponsor olmak istiyor. Ya da hatta şimdi şey başlayacak, yakında görürsünüz. Samsung evinize getirip açtığınızda içinden mesela Omo reklamı çıkacak. Yani televizyona girecek mevzu. Şimdi akıllı telefonlarda da başlama ihtimali var ama rekabet bilmem nesinden dolayı Allah razı olsun yapabilirler teknolojik ama yapmıyorlar. Yani her açtığında bir Omo'yla, Permatik'le karşılaşmayın diye. Ama yapılabilir bir teknoloji. Yani yakında bu başlayabilir. Şimdi burada iki tane ana mesele var. Kaliteli içerik, kaliteli içeriği sağlayacak bütçe. Biz mesela haberleri yayından kaldırıldıktan sonra hadi dedik internet üzerinden devam edelim. Seyretmeyen var mı haberleri? bir tek siz. Mehmet Ali Alabora falan diye hatırlatsak. Hayır, o dedim ama bir kere kafa kırarım dedim, o kadar. Onun dışında demedim bir daha. Kırmayacağım da dedim. Öyle bir havam var mı? Saçımı kestirdim, ondan oldu. şimdi ya kocam da çok şikayet ediyor. İyi ki söylediniz bundan. Ben tamam bunu düzelteceğim. Şimdi orada haberlerde mesela tam bir online mecra içeriyor. Küçük küçük skeçler ve mesela biz birkaç online'la da anlaştık. Gerçekten gelir getirecek de bir şey. Fakat biz televizyonda yaptığımız kaliteyi o finansmanı online üzerinde yaparsak sağlayamayacağımızı anladığımız için yapmaktan vazgeçtik. Çünkü oyuncuların ödemesini yapmanız lazım. Stüdyo kiraları, skeçlerin kiraları, kostümler, montajı, dağıtımı vesaire. Yani hani atıyorum kanalda biz bunu 100 lira yapıyorduysak 50 liraya bile yapamıyorsunuz. 50'nin altına düştüğünüz vakit seyredilmez hale geliyor çünkü gibi. Şimdi onları buluşturma zamanı ama dediğim gibi bana sorarsanız 3-5 yılı var bu işin. Bir sorup bina işitiyorsunuz. Son soruydu, söz vermiştim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.